Kızılcık orada kaynasın biraz. Ekip de bu arada abi dedi geçen hafta ekmek yaptık. Bu hafta da bize lütfen lahmacun yap. Bütün harcını her şeyini hazırladık. Hamurunda mayasız hamur. Sadece tuz çok az içerisine böyle çok azıcık şeker koyduk. Onu da güzelce kardık iyi bir undan. Biraz sonra da o fırın yanıyor şu anda. Orada lahmacun yapacağız ama oklava lazım bana. Tornada oklava yapayım diyorum. Hatırlarsanız 2 hafta önceki bölümde kaşık yapmıştım. Bundan bir parçasını da saklamıştım ki bir şeyler yaparım diye. İşte şimdi lazım oldu. Yani sakla zamanı gelir. Zamanı demiş ya atalarımız. Nerede, ne zaman, nasıl ihtiyacınız olacağı belli olmuyor. Tornayı yaparken neler yapacağımı hayal etmiştim. Ama şimdi merdane yapacağım, bir oklava yapacağım aklıma gelmemişti. İhtiyacımız oldukça elimizde ne varsa onları kullanıyoruz. Onu da öğreniyoruz aynı zamanda. Şimdi tornada daha evvel bu aletleri, iskarpelaları nasıl kullanacağımı, ağızlarını hangi açıda tutacağımı deneylemiştim, öğrenmiştim. Hatta deneme tahtamız bile, deneme sopamız bile var. Onun içerisinde halka yapmayı bile öğrendik. Şimdi o öğrendiklerimizin hepsi oklavaya dönüşüyor. İnsanın yaptığı işle yorulması gerekir. Özellikle fiziksel olarak. Fiziksel olarak yorulmadığımız hiçbir iş bizi ne gece rahat uyutur ne de doğru ve sağlıklı düşünmemizi sağlar. Çünkü içimizde düşüneceğimiz beyin kafatasının içerisinde. Hormonlarımız, duyularımız, organlarımızın hepsi kafesin içerisinde bir yerlerde. Ama onların hareket etmesi gerekir ki o kaslarla, sinirlerle temas etmesi gerekir. Bir şekilde gazların içeride değişime uğraması gerekir. Bunu yapacak tek şey de harekettir. Bunu hareket ettirecek yegane en doğru yerde ait olduğumuz doğadır. Bu kendi talaşıyla zımpara yapıyorum. Kemik gibi oldu bakın. Bunun yüzeyinin pürüzsüz olması gerekir ki ince hamur açabilirsiniz. Eğer pürüzlü tarafı varsa takılacaktır ona hamur, hamur parçalanır. O yüzden bakın ayna gibi parlamaya başladı. Cam gibi oldu diyorum. Saydam olmayan bir cam düşünün. Yani zımparaya bile ihtiyacınız yok aslında. Şununla yapabilirsiniz. Havucunuzun içine biraz talaş doldurup. Ne oluyor çocuklar? Tamamdır. Bu gayet güzel oldu. Şimdi bir an evvel hava kararmadan lahmacuna. Oradan da marinat da iyice yumuşamış olur. Arkasında ona geçeriz. Bir bakalım. Şöyle elimizi alıp. Gayet güzel. Fena değil. İdare eder. Şu genişlikte bir lahmacun. Çapı şu genişlikte olacak bir lahmacun düşünün. Şu büyüklükte. Yeter. Yanınızda varlığı olan şu akbaşları, torosu düşünün. Öyle bir canlı varsa yanınızda. Ve onlar da bütün gün birbirleriyle didişiyor. Sonra yoruluyor, dinleniyor, yatıyor. Yatmaları bile insana gerçekten hoş, güzel geliyor. Mesela toros o kadar yorulmuş ki o yokuşu kaç defa çıktıysa kim bilir. Hayvan yatarken ayakları havaya kaldırıp parmaklarını şöyle ayak bileklerini aşağı doğru düşürüp kafayı da yan çevirip dilini dışarı çıkarıp uyuması. Yani hem bir sevecen bir hali var hem de böyle bir şapşal bir hali var. Çok hoşuma gidiyor bu. Bunları gözlemlemek bile insanı gerçekten dinlendiriyor, yormuyor. Bu
bu fırını yaparken güzel hayal etmiştik yani. Kim bilir burada neler yapacağız diye. Bizim ekibin ilk istediği şey ekmekten sonra tabii ki. Önce ekmeği yaptık. Bereketli olsun diye öyle derler ya. Lahmacun dediler. Lahmacun fırını gibi. Pizza fırını gibi de aynı zamanda. Bir lahmacun yapalım dedik. Şimdi her şeyini güzel tarifine göre hazırladık. Hamurumuz da burada. Başlayalım şöyle. Evet. Şöyle içimize sine sine kendi yaptığımız harçla güzel bir lahmacun yemek enfes. Daha pişmeden tadını aldık bile. Şimdi bir de piştikten sonra kim bilir nasıl lezzetli olacak. Bu da hayatımda yaptığım ilk lahmacun. Kendi yaptığım fırında, kendi yaktığım ateşte, kendi hazırladığım hamurda. Şöyle. Bunu bakalım böyle götürebilecek miyim? Evet. Şahane. Hadi bakalım. Şöyle ilk lahmacunumuz. Afiyet olsun arkadaşlar. Bunun şöyle bir önce bir deneyelim. Ben böyle lahmacun yemedim daha önce. Memleketimizde özellikle Antep ve Urfa'da, Şanlıurfa ve Gaziantep'te çok daha lezzetli, bu işin ehli ustalar orada zaten. Çok iyisini yapanlar var biliyorum ama şu an itibariyle bundan daha lezzetlisi benim için olamaz. Çünkü buraya kadar gelen aşaması çok güzel. Öyle değil mi arkadaşlar? Siz de buyurun lütfen buradan. İnanılmaz.